İyi mi? İyi gibi ya. Nasıl kibarlaştım ama önceden ağzıma çıkıyordum. Kameranın sesini duyunca hemen ağzımı kapatmaya başladım. Serçe parmağı havaya kaldı. Aa öyle, o benim huyumdur. Erol abi görünmüyor değil mi şu an? Şükürler olsun, takipçilerimiz hala merak etmeye devam ediyor. Erol abi bu bölümde gözükmedi. Görüyoruz bir saniye. Erol abinin kadraja en yakın olduğu gün hangi gün? Bugün. 21 Aralık. Süper çoğu. LGS döneminde annemle sürekli kavga ediyoruz. Çok çalışsam da çalışmamı yeterli bulmuyor. Ben çok çalışıyorum diyor. Ama yani ne bileyim, belki annesinin yanında daha çok çalışması mı gerekiyor? Şimdi şöyle, tabii veliler her zaman öğrenciden çok daha fazlasını ister. Bu arada sana çok kısa bir hikayemi anlatayım mı? Nasıl süre burada değil. Ben şeye hazırlanıyorum. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Bundan 10-12-13 yıl kadar önce. Bir gün denemede tarihimin en yüksek puanını yapmışım, tamam mı? O da 264 falandı. Ama inanılmaz mutluyum. Eve geldim koşarak. Baba dedim, başardım. Dedim, ne oldu oğlum? Dedim, baba 267 yaptım dedim. Şöyle baktı bana. Az dedi. Kaç olmalıydı dedim. 500 dedi. O zaman Boğaziçi'ne falan 400 ile giriliyor yani. Annelerin babaların durumları da bu. Yüzünü ekşitirsen ben de çok kötü bir şey söylemiş gibi burada kendimi hissederim. Sen beni böyle mahvedersin ha. Hayır, şey yüzünden düşünüyorum ya, yani çok baskı gibi geldi. Tabii şimdi ya, oraya geleceğim. Şey yapmak gerekiyor, onur etmek gerekiyor gibi. Bu arkadaşın sorusunda da aynen bu durum var aslında. Veli çocuğu her zaman yüksek tempoda çalışarak görmek istiyor. Aslında LGS temposunda çocuğun o kadar çalışmasına gerek yok. Çocuk çalışıyorsa bile velinin görmediği zamanlarda çalışıyor. Ve bu durum hep bir karmaşaya sebep oluyor. Burada aileyi iyi tanımak lazım. Yapılacak bir tane şey değil, bir sürü şey var. Eğer anne veya baba her zaman bu konuda baskıcıysa ailenin gözünün önünde çalışma yapılabilir. Ve bu çalışmalar çok nitelikli bir şekilde yapılabilir. Onun haricinde çocuk zaten çok iyi çalışan bir çocuksa genelde aileler problem çıkarmaz. Yani mesela benim üniversiteye hazırlandığım dönemde sürekli şey oluyordu. Mesela 1,5 saat aralıksız ders çalışıyorum. Deneme çözüyorum. Onun üstüne işte konu anlatımı yapıyorum, not alıyorum, bilmem ne yapıyorum. Sonra ne yapıyor? Of, çok çalıştım. 1,5 saat geçti. Kitapları kapatıyorum. Önümde şöyle telefonda bir bölüm dizi izleyeyim diyorum. 20 dakika mesela, bam, odaya annem. Yani tabii ki en güzel şey bu zaten. Yani her zaman böyle oluyor. Tüm problemler tam olarak buradan çıkıyor. Gerçekten aileyle bu konuda problem yaşanıyorsa yapılacak şey belli. Geçin ailenizin yanına. Deyin ki abi ben ders çalışacağım, sen de beni güzelce izleyeceksin. Cep telefonu falan vesaire her şey uzak olsun. Otur orada 2 saat çalış. Çok sağlıklı bir çalışma yaparsan emin olun aileniz size bir şey demez. Bu çok nettir. Bu konuda eminim. Zaten sorumluluklarının tümünün yerinde, bilincinde olan çocuklar genelde ailelerinden bu tarz uyarılar almaz. Yani aslında çocuk o kadar çalışmıyor mu? Evet. Sonuç olarak. Adam çalışıyorum diyor. Adam kendisi yeterli buluyor. Yani bir ona bakarsan ben de çok çalışıyorum. Hadi nerede? Yok. Tamam, o zaman diğer soruya geçiyoruz. Ekranda bir karartı oldu sevgili seyirciler. Bilin bakalım geçen kimdi? Yorumlara bekliyoruz. Kim? Erol abi tabii ki. Yüzünü gördünüz mü? Hayır. Ders başına oturmakta zorluk çekiyorum. Mesela 11'de başlayacağım diyorsam 11.03 olunca 11.30'u bekliyorum. Süper. Sonrasında 12 oluyor derken yarın böyle yapalım. Böyle ders çalışamıyorum yani. Ben ne yapacağım abi? Demiş. Bu erteleme hastalığıdır aslında. Erteleme hastalığı için bizim gençlere söylediğimiz şöyle bir şey var. Maalesef birazcık üzücü, kırıcı. Niyete pazartesi başlayacağım gibi bir aynen şey. Aynen öyle. Yani bu arkadaşların başarılı olma ihtimali maalesef yok. Burada belki bugün çok kalp kırıyoruz ama çok kırılan ya. Kalpler bugün ne olsun? Mahvolsun Erol abi. Yapacak bir şey yok. Abi bir şeyi eğer erteliyorsanız... Ne oluyor ya? Erol abi cevap vermez. Evet. Erol abinin konsepti ben o. Ben çok hazırlıksız yakaldım bir anda. Osman Hoca böyle bamba. Kesecek. Gelelim soruya. Öğrenci erteliyorsa hayal ve hedef noktasında sıkıntıları var demektir. Net söylüyorum, geri adım atamam, kalpleri burada kırmamak için elimden geleni yapıyor gibi gözükemem. Niye böyle söylüyorum? Eğer sizin gerçekten geleceğe dair iyi bir hayaliniz, iyi bir hedefiniz varsa burada sizi hiçbir şeyin durduramaması lazım. O yüzden ben erteliyorum. Abi erteleme o zaman. Hadi! Hadi ya! Madem var o hayalin, o hedefin, oraya ulaşmak istiyorsun, oturacaksın dersinin başına, bu işi bitireceksin. Peki hocam ben gerçekten istiyorum ama yine de bunu yapamıyorum diyen arkadaş varsa, tekrar söylüyorum, gerçekten istemiyordur. Gerçekten isteyen arkadaşların şöyle bir güzel özelliği var. Çok net bir şekilde söylemeliyim. Bu adamlar sabah kalkıyor, önce görevini yerine getiriyor, sonra istediği akşama kadar istediğini yapabiliyor ve yapsın da zaten. Bizim burada istediğimiz şey, müsait olduğun ilk an sorumluluklarını yerine getir. Sonrasında ne yapıyorsan yap. Tamam, o zaman üçüncü soruya mı geçiyoruz? Gönder gelsin. Bu arkadaş biraz daha memleketin akıllısı dediğimiz süper profilden galiba. Bak o da sivri, görüyor musun? Denmiş ki kopya çekme konusunda çok yetenekli olduğumu düşünüyorum. Acaba LGS'de böyle bir şey yapmam mümkün mü? Mümkün. Evet bu. Kapanış yap bakalım. Zaten 3 sorumuz vardı ilk program tamam için. Tamam. Ne yapacak? Bana soru sormak isteyen arkadaşların sorularını alacaksın herhalde. Yani Toy Akademi'de biz bir post atacağız şeye, hikaye kısmına. Orada merak ettiğiniz sorular bilmem ne falan tarzı bir buton olacak. Oraya artık
ciddi problemlerinizi de yazabilirsiniz. LGS'ye dair, LGS sürecine dair. Ya böyle saçma sapan bir problemim var. Yani Osman Hoca da artık bizim böyle bir abimiz, ona bunu da sorabilirim dersiniz. Onu bunu dedin, şey bunu dedin, kaybettin. Gör bak neler olacak şimdi. Yok ya. İyi hadi bakalım. Görüşürüz.